Artık İstanbul'daydım. Yanıma biri lazımdı. Sonrasında Ali ile tanıştık. Dur, dur sen, dur, dur, dur. Hoş geldin Sinan. Kusura bakmayın, müsaade aradım. Başka kimi arayacağımı bilemedim. Beni endişelendiriyorsunuz. Kötü bir şey mi oldu? Fırat'a bir saldırı düzenlendi. Otel müdürü vefat etmiş. Arabasına bomba koymuşlar. Nasıl olur ya? Bilmiyorum. Kim yapar bunu? Bilmiyorum ama ona bir şey olsaydı ben... ölürdüm, ben kendimi öldürürdüm, anlıyor musun? Onu korumanı istiyorum. Bir an bile yalnız bırakmaman gerekiyor. Bütün en iyi adamlarını buraya yığmanı istiyorum, anlıyor musun? Abi geçmiş olsun. Neler oldu böyle ya? Hoş geldin. Sen niye açmıyorsun benim telefonlarımı? Tavır mı yapıyorsun sen bana? Yani böyle gazete haberi hakkında konuşman falan hiç hoş değildi. Zaten düğün vardı. Bir sürü olay oldu. Öyle duymadım herhalde telefonu. Sen benden habersiz kimin düğününe gidiyorsun ya? Ya işte Deniz abla evleniyordu. İşte nikahtan kaçtı sonra Zafer, baksana sen bana. Günaydın Narin abla. Sen hesap mı soruyorsun şu Hadiye'den? Kimin düğününe gitti falan filan diye. Ben anlamadım. Ne dedin tam olarak? Öyle ama abla. Bileceğim ben onun nerede olduğunu değil mi? Niye? Annesi misin sen? 10 yaşında mı Hadiye? Ha? O yüzden mi hesap soruyorsun kıza? Hangi sıfatla? Abla, şey abla merak etmiş Zafer. Merak etmiş yani öyle sordu bir şey yok. Allah Allah. Allah Allah. Deniz Hanım günaydın. İçerisi müsait mi? Hı hı. Abim birkaç hani kıyafet yolladı size. Ben tam olarak zevkinizi bilemediğim için birkaç bir şey aldım. Arasından seçeceksiniz artık. Bunlar moral olsun diye. Makyaj malzemesi bulamadık. Hani çok geç saatteydi ama evinizde varsa ben hemen... uçup alıp gelebilirim. Yok canım gerek yok. Her şey var teşekkürler. Zahmet Bey gitti mi? Yok yenge gidebilirim yani sizi bırakıp. Siz galiba dün hiçbir şey yememişsiniz. Bir kahvaltı sofrası hazırlattı. Sizi bekliyor aşağıda. Ama acele etmeyin hani ne zaman arzu ederse buyursun gelsin dedi. Teşekkürler. Allah'ım ne yapıyorum ben? Kalbim niye böyle atıyor? Benim için neler yapmış ya. Ayakkabı da bulmuş ya. Ayak numaramı nasıl? Diyeceğim, böyle öğrenmiş.
Sen şimdi lütuf yapıyorsun Şadiye'ye, aklın sıraya evlenmeye falan kalkıyorsun ama yok öyle. O babamdan korkusuyla seninle evlenmek zorunda falan değil, tamam mı? O adam zaten 5 metre yaklaşamaz Şadiye'ye. O yüzden böyle kızın sahibiymiş gibi davranıp artistik falan çekme. Narin abla bak, saygısızlık etmek istemiyorum. Sen ona saygısızlık etmeyeceksin önce. Ben eksik kalayım. Sonra tamamlarsın üstünü, olur mu? Bunca yıl itilip kakıldı zaten. Bir de seni mi çekecek bunca şeyin üstüne? Ha? Sen mi tamamlayacaksın geri kalanını? Vallahi bu ikimizin arasında bir mevzu. Şadiye onunla ilgilenmemden hiç rahatsız değil. Onu merak etmemden, ona sahip çıkmamdan hiç rahatsız değil vallahi. Şadiye, öyle mi? Daha ilk günden bunun senden hesap sorması hoşuna mı gidiyor? Öyle mi? Abla yok bir şey. Olayda bir şey yok. Sen boşu boşuna gerildin. Biz halledeceğiz, konuşacağız aramızda. Biz aramızda hallederiz. Sonra sakın gelip bana ağlama ama, tamam mı? Sizin bununla sonunuzun ne olacağı belli. Gerizekalı. Düğüne niye gittinmiş? Hesap soruyor. Salak. Kafasız Şadiye. Kafasızsın Şadiye. Alay etmeyin ya. Korkunç görünüyorum. Ne münasebet canım. Çok güzel görünüyorsunuz. Ya kim bilir bunları bu saatte bulmak için ne kadar uğraştınız. Çok incesiniz. Teşekkür ederim. Ben işte saçım, makyaj yok falan, ondan söyledim. Aslında her şeyi evden aldırabilirdik ama malum gizli bir buluşma. Ne olacak şimdi? Kahvaltı edeceğiz. Eyvallah. Ne oldu? Niye güldünüz? Ya o kadar çok şey var ki. İkimizin de hayatı değişiyor, görmüyor musunuz? Şimdi şöyle düşünsek Deniz Hanım. Mesela ameliyattasınız. Yani kalbiniz doktorun elinde. Kalp kapakçığının tam civatasını takacak. Yani tansiyon normal, nabız seyrinde. Her şey yolunda. Bunları bilmeye gerek var mı? Gerek yok. Bence de yok. Benim emniyetten sonra cenazeye gitmem gerekiyor. Melike'nin kasabasına. Ailesi beni bekliyor. Tamam işte, Sinan bizzat kendisi götürecek seni. Bir dakika bile yalnız gezmeni istemiyorum bu saatten sonra, anlıyor musun? Dikkat et kendine ne olur. Abine ulaşamadın mı hala? Ali'den de abimden de cevap yok. Bir işle meşguller ama anlamadım. Kötü olmuş, Sermet seninle giderdi. Ablamla aynı anda kaybolmaları da pek anlamlı ayrıca. Irmak ne diyorsun yine? Hiç. Beraber olabileceklerini düşündüm sadece. Gerçekten seninle tartışmak istemiyorum. Bu kadar işin arasında. Ali'nin söylediği şeyleri sen de yanlış anlamışsın demek ki. Saçmalık. Hoş geldiniz Sinan Bey. Hoş bulduk. Gidebiliriz. Çıkalım. Neyse, Can sabaha karşı sızdı. Herhalde birkaç gün uyanmaz. Fena bir gece geçirdik. Çok zor böyle bir şey hazmetmek. Gerçekten çok zor. Hele Can gibi biri için. Ah Deniz ya, ah Deniz. Çocuğun başına yıktın dünyayı. Belki de böylesi daha iyidir. Bir gün iyi, bir gün kötü. Ne olduğu belli olmayan bir şey. Daha iyi gelecek, zamanla alışırlar. Doğru. En iyi sen bilirsin bunu. Huzur istiyorum artık Atıf. Ben de huzur istiyorum. Yoruldum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.